İyi günler sayın izleyicilerimiz. Osman Özbaşça Yorum Farkı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Manisalı önemli iş adamlarımızdan biri, dostumuz Sayın Hakkı İşcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hakkı Bey, önemli iş adamı derken o iş adamlık serüvenindeki kademeleri biraz sonra soracağım. Ama öncelikle kendinizden bahsedelim. Kısaca anlatır mısınız? Öncelikle bana bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem ETV ailesine hem sizlere Osman Bey. Ben de sizin gibi Manisalıyım. 1965 yılı Manisa doğumluyum. Ailem de öyle. Babam avukattı. Manisa Baro Başkanlığı yaptı. Avukat Hüseyin İşcan rahmetli. Amcam Doktor Rıza İşcan. O da Manisa'nın sevilen bir doktoruydu. Evet. Allah rahmet eylesin. Ben de inşaat mühendisi oldum. Evet. İlkokulu Gazi İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Şehitler Ortaokulu'nda. Sonra lise için Atatürk Lisesi'ne gittim, İzmir'e gittim. İzmir'de yatılı okudum Atatürk Lisesi'nde. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. İnşaat mühendisliğini okudum, bitirdim Orta Doğu'yu. ODTÜ bittikten sonra da bir iş hayatına hemen giriş yapmak istedim. Ve o dönemin popüler büyük firmalarına Limak İnşaat, hatta şu anda işte 3. Havalimanı'nı bitiren firma Limak. Limak İnşaat'ta başvurdum, hemen kabul gördü. Nihat Bey'in yanında Ankara'da bir yıl bir fiil çalıştım. Orada altında belediye sarayı olsun, işte Ostim İş Merkezi olsun, birçok şantiyede şantiye mühendisi olarak çalıştım, işi öğrendim. Ardından askerlik geldi. Etimesgut'ta tankçı birliğinde askerliğimi yaptım. Ve Manisa'ya döndüm, ailemin yanına. Benim birçok ODTÜ'den arkadaşım ya büyük şehirlerde kaldı, İstanbul'da, Ankara'da, ya yurt dışına çıktı. O zamanlar Rusya, Libya, Arabistan popülerdi. Taahhüt firmalarında. Ya yurt dışına çıktılar. Amerika'ya, Kanada'ya giden arkadaşlarım da oldu. Ben nedense Manisa'yı tercih ettim. Belki toprak çektiği. Ailemin yanına gelmek istedim. Arkadaşlarımın, dostlarımın yanına gelmek istedim. Ve babama da bunu dile getirdim. Baba dedim, ben burada iş yapmak istiyorum. Serbest çalışmak istiyorum. Babam da memnuniyetle karşıladı. Evet. Ve öylelikle 89 yılının sonunda, 90 yılının başında yaklaşık 29 sene oldu. 29 sene önce inşaat firmamı kurdum. Evet. O inşaat firması ve proje taahhüt işlerinde. Evet, taahhüt işlerinde çok başladım. Önemli işler de yaptınız. Onlar biraz sonra geleceğim. Ama ailede ticaretle uğraşan var mıydı? Daha doğrusu yok. İş adamı kimliğiyle böyle çalışan. İlk başladığım yıllardan beri hep bu soru bana sorulur. Evet. Sanki ben ikinci, üçüncü kuşakmışım gibi davranır. Evet. Hayır. Ben 90 yılında ilk ben başladım. Ailede yoktu yani ticaretle uğraşan olsun. Evet. İnşaatla uğraşan yoktu. Daha sonrasında işte önümde seçenekler vardı. Biraz önce proje yaptım. Statik beton arma proje yaptım. Fakat projeye de ben pek tatmin olamadım. Hem maddi hem manevi olarak. Daha işin yapı kısmına girmek istedim. Ve taahhüt işlerine soyundum. Burada isim vermeyeyim. Bir otelin yüzme havuzunu, bahçe düzenlemesini yaptım. Sonra bir sağlık ocağı yaptım. Sonra Manisa Belediyesi'nden işler almaya başladım. Kapalı pazar yerleri yaptım. Manisa ve çevresinde. Alaybey pazar yerini 91 yılında yaptım. Alaşehir'de pazar yeri yaptım. Foça'da, Uşak'ta. Böyle çevre belediyelerde birçok iş yaptım. Manisa'nın Ulu Parkı'nı 93 yılında yeniden düzenledim. O efsane doğru mudur? Ulu Park çevresindeki borderlerin işlerini yaptıktan sonra tekrar bir tadilat gerektiğinde sökememişler onları. Evet. Öyle mi? Vallahi ben işimi hakikaten severek yapıyorum. Ve kaliteli yapmaya gayret ediyorum. Evet. Ne verilirse en iyisini, en kaliteli, en düzgün yapmaya gayret ediyorum. Dediğiniz gibi doğrudur. 93 yılında yaptığımız karoları hala sökemediler. Üstünden de binlerce yaya geçiyor her gün. Oradaki taş duvarlar falan şey gibi duruyor şu ben anda. Ben bunu duyduktan sonra tekrar oraya gezerken etrafıma dikkatlice bakmıştım. Evet. Hakikaten çok iyi. Evet. Şimdi İşcan soy ismi sadece bir müesseseyi kurmak, bir işi sahiplenmek anlamında değil ama işin hakkını vermek açısından önemli. Evet. Belki de en önemli referans kaynağı o olsa gerek. Tabii şimdi bir de şu var, firmanıza soyadınızı veriyorsunuz. Evet. Yani bir ailenin geleneğini, kültürünü ve ailenin şerefini taşıyorsunuz. Demek ki yaptığınız işte haysiyetle, dürüstlükle başlayıp yine haysiyetiyle, şerefiyle işi bitirmek gerekiyor. Ben bu düşüncedeyim. Bununla işte belediyede yıllarca iş yaptık. Ama 99 yılında belediyede iş almadım artık. İhaleye girmedim. Evet. 94'te sanayi bölgesine girmiş olduk şirket olarak.
Orada fabrika inşaatları, makine temelleri, çevre düzenlemelerine başlamıştık 94'te. Artık 99'dan sonra da tek hedefimiz özel sektör taahhütleri oldu. Evet. Yani bir ayrıma girdik ve bu ayrımda dedik ki biz özel sektöre çalışacağız. Özel sektörü çünkü iyi anlaşabiliyoruz. Parayı direkt verenle anlaşmak daha iyi. Evet. Parayı direkt veren verdiği paranın karşılığını tam istiyor. Biz de onun karşılığını tam yapmaya hazırız. Evet. Şimdi bu girişimcinin esas kurallarına, prensiplerine, bunun ahlakına gireceğiz. Esas konumuz da girişimcilik üzerine zaten. Siz hakikaten iyi bir örnek olduğunuz için sizi ağırlamak istedik ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bir tık öncesinde, ODTÜ'den mezun olduktan sonra, stajınızı tamamladıktan sonra, proje işlerine ilk adım attıktan sonra sektör itibariyle yapı tedarik malzemelerine girdiniz önce değil mi? Önce yok, inşaat taahhütü başladım. Evet. Yapı malzemeleri satışına bir 10 yıl sonra başladım, 2000 yılında, evet. Milenyum'da başladım. Yani 90 yılında inşaat işlerine, taahhüt işlerine başladım. Evet. 2000 yılında inşaat malzemeleri satış işine başladım. Evet. Slaytlarda da görüyoruz ne kadar çok geniş bir metrekare, 9000 metrekare herhalde evet. Kapalı alanlar evet. Değil mi? Evet. 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 Şimdi girişimcilik vasıtasıyla da konuya giriş yaparsak, bu ruh nasıl bir şey? Yani çalıştığınız yerde maaşınız da kendi geçiminizi sağlayacak sabit bir gelir düzeyin sağlayabilirdiniz. Böyle bir imkan da vardı. Vardı tabii. Hatta iyi gelir tabii, sağlayabilecek tabii. Ama sabit ücret çalışacak mekanlarda, işlerde olduğu sektörlerde olduğu kesin. Ama siz özel girişimciliğe meylettiniz. Buradaki ruhunuzda nasıl bir istek vardı, arzu vardı? Neyi yapmak istediniz veya neyi harekete geçirdiniz kişiliğinizde? Risk algısı var tabii. Mıydı? Mesela risk üzerine düşünüyorsunuz veya girişimcilik tabii. Üzerine kendinizi hangi güdüyle beslediniz? Yani tabii şimdi girişimcilik deyince mutlaka bir risk var. Evet. Onu göze almanız gerekiyor. Yani bu çıkmak da var, batmak da var, evet. Yerinde saymak da var. Ben bunu göze aldım. Göze almak ama demek ki içimde bir tutku vardı. Yanan bir ateş vardı. Yani kendi işimi yapabilmek, özgür olmak, kendi ekibimi oluşturabilmek, kendi ekibimle hakikaten yaşadığım yerde, büyüdüğüm yerde, Manisa'da ve çevrede güzel eserler bırakabilmek, güzel işler ve bunun karşısına geçip en sonunda bunu ben yaptım, ekibim evet. Yaptı deyip evet. Ondan keyif alabilmek. Evet. Zaten bunları düşününce para ikinci planda kalıyor. Yani parayı düşünmüyorsunuz çünkü. Bir bakıyorsunuz sonunda kazandıysak Allah bereket versin diyoruz. Evet. İlk hedefimiz kaliteli, düzgün işleri zamanında bitirip teslim edebilmek ve bundan keyif almak. Bu prensipler gerçekten her yerde geçerli midir? Yani İtalya'da, Amerika'da, Türkiye'de. Manisa'da, Turgutlu'da, Akhisar'da. Yani işinin en iyisini vermeye çalışmak. Yani parayı tabii kazanacaksınız, alın teri. Onun karşılığını da almak isteyeceksiniz muhakkak. Fakat bir prensip sahibi olmak gerekiyor değil mi önce? Tabii gerekiyor. Şimdi bu yaptığınız işler zaten sizin itibarınızı da arttırıyor. Evet. Piyasada, çevrede bu firma bu işleri düzgün yapıyor. Sizin itibarınızı da arttırıyor. Dediniz ki yurt dışında böyle bir şey var mı? Ünlü bir marka verir mi bilmiyorum ama bir firmanın sahibi evet. Uluslararası şöyle demişti. Paramı itibarımı kaybetmektense evet. Paramı kaybederim daha iyi evet. Diye bir sözü evet. Var. Yani hakikaten itibar çok da önemli, saygınlık çok da önemli, prensipli olmak çok da önemli. Para zaten akabinde geliyorsa ne ala. Zaten evet. O girişim ruhuna sahip insan gelen parayı da yine yatırıma dönüştürüyor. Evet. Evet. Hele Türkiye'de çok önemli bu tasarruf açığı olan veya yatırım için belirli bir yerde sermaye birikip de bunu aksiyona geçirmek önemli bir sorun. Siz bu yatırım sevdasını estetik anlayışınızda olsun, iyi binalar, iyi sıhhatli çevre mekanları kurayım, istihdam sağlayayım, buradan para kazanayım derken bir hayat görüşünüz var muhakkak. Taş taş üstüne koymak. Evet. Bunu kendinizde gördüğünüz gibi iş ilişkisinde bulunduğunuz insanlarda da referanslara dikkat ediyor musunuz? Yani tamam. Parayı bastıran düdüğü çalar değil. Yani karşısında da insan muhatap alacağı kişinin prensipli olmasını bekler misiniz? Tabii beklerim. Şimdi zaten şöyle bir şey. İnşaat işi de olsun, inşaat malzeme satış işi de olsun bir ekip işi. Evet. Ben tek başına hiçbir şeyim. Ekibim de varım. Hem teknik ekibim var hem diğer arkadaşlarımız var. En ufak işçisinden, ustasına, mühendisine kadar, yardımcılığıma kadar hepimiz bir bütünüz. Zincirin bir parçasıyız. Evet. Ve ben ekipte
ekip ruhunda hep aynı dürüstlüğü arıyorum. Bunun yanında taşeronlarımız var, alt yüklenicilerimiz var. Aynı prensipleri onlarda da arıyoruz. İlk başlarda hatalar yapmış olabiliriz. Yani yanlış taşeronlarla anlaşmış olabiliriz. Yanlış alt yüklenicileri bulmuş olabiliriz ama zamanla eliyoruz onları. Yani evet. Demek ki bir daha bununla arkadaşla çalışmayalım diyebiliyoruz. Bu arkadaşla çalışmayalım. Bizimle aynı frekansta olan, aynı şeyi düşünen, işi gerçekten sahiplenen, işin üstüne giden, disiplinli çalışan kişilerle bizim çalışmalarımız devam ediyor. Yani alt yüklenicilerimiz şu anda öyle, ekiplerimiz aynı şekilde. Biz ne düşünüyorsak onlar aynı şeyi düşünüyor. Ya yani yönetim organizasyonundaki sizin değerleriniz aşağıya geçebilir. Geçiyor, geçiyor. Geçmeyen zaten bizde barınamıyor. Evet. Diğerleri de yolumuza devam ediyoruz. Buna kurumsal kimlik diyoruz herhalde. Evet, kurumsal yani, kültür oluyor, kurumsal kimlik oluyor. Kurumsal kültür biraz daha zaman kazanması evet. gerekiyor. Özellikle aile şirketlerinde bu kurumsal kültür dededen, dedesinin dedesinden İngiltere'de evet. pek çok evet. yerde olduğu gibi. Bazen tabelalarda var, çok hoşuma gidiyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci kuşak dedesinin yanına S ekleyerek torunlarına devam ettiği işletmeler var. Evet. Çikolatacı dükkanı, oyuncakçı dükkanı, bazen kırtasiyeci dükkanı ama 400 yıldan beri geliyor. Yani bu hakikaten böyle bir gelenek kültürü Türkiye'de yok. Niye acaba sizce bu sadece piyasalarla mı ilgili bu iş yapma geleneğin olmaması? Böyle bir kültürün babadan oğula, kuşaktan kuşağa geçememesi önemli nedeni nedir? Veya siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Vallahi tabii bu zor bir şey. Evet. Yani bu zoru başaranlar da nadir. Yani dünyada da var ama evet. bir Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da. Bir de bu geçmiş olan ülkeler, biz biraz Osmanlı döneminde sermayedar insan yaratamamışız. Ya da sermayedar olanlar hep yabancılar olmuş. Evet. Onlar da belki para alıp gittiler bu ülkeden. Biz baş başa kaldık Cumhuriyet kurulduğunda, kimsede bir şey yoktu. Evet. Onun için zaten en eskimiz Cumhuriyet kadar gibi bir şey yani. Evet, doğru, doğru. Ondan sonra yavaş yavaş sermayedarlar oluşuyor. Evet. Belirli gruplar var hepimizin bildiği şu anda Türkiye'de. Onlar ön ayak olup bir yerde ikinci, üçüncü kuşağı aktarabiliyorlar şu anda, aktardılar evet. ama bu hakikaten zor bir iş. Yani, zor değil mi? Zor. Evet. Bir arkadaşım var benim, piyasaya balıklama damladı. Fakat işi de çok iyi, tertemiz bir kişilik sahibi arkadaşımız, işi de güzel yani. Fakat dedi, Osman dedi, keşke dedi işime başlamadan önce bir kurumsal şirkette staj yapabilseydim dedi. Kurumsal şirkette staj, girişimcilik ruhu kazanan insanlarda neyi pekiştirir, neyi teşvik eder, nasıl kendilerine bir özgüven aşılar acaba? Şimdi hiçbir şey bilmeden sadece hayallerle bir yere gelemezsiniz. Yani evet. şimdi bir girişimci için tamam bir özgüven lazım, bir cesaret lazım, bir hayal de lazım. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi tam bilgiye ulaşabiliyorsunuz ama pratikte de yine zorlanırsınız. Mutlaka kurumsal kültür olan bir firmada çalışmak her zaman faydalı. Ben de onu yaptım, ben evet. de çalıştım. Evet. Ve herkese de öneririm. Düşündüğü iş neyse mutlaka öyle düşündüğü işe paralel bir firmada çalışmalarını tavsiye ederim. Orada işi öğrenecekler. Yani kurumsal kimlik sahip bir insanın oradaki iş ahlakını edinmesi, evet. piyasaya da yansıtacak olan bir kurumsal kimliğin de bir parçası olmasını gerektiriyor ki güven iletişimi ve ilişkileri evet. piyasalarda alacak verecekte olsun, sözleşme, kontrat esaslarında olsun bir disiplini alsın. Tabii o sistemi öğrensin, disiplini öğrensin. Evet. Siz bu tür örneklerde mesela hangi ülkelerle karşılaştırırsınız? Bu örneğin evet yakıştığı ülkeler diyebileceğim. Mesela İngiltere'de bulundunuz mu? Gittiniz orada görüştükleriniz insanlar var mı? Veya oradan buraya gelenlerden konuştuklarınız var mı? Bizi nasıl görüyorlar veya siz onların çalışma prensipleri hakkında bir karşılaştırma yapar mısınız? İngilizleri çok bilmiyorum ama Manisa'da çok İtalyan var. Onları biliyorum. Evet, evet. İtalyan firması çok. Bir de Almanlar tüm dünyada zaten disiplinleriyle anılıyorlar. Kesinlikle. Alman deyince disiplin. Tabii kırmızı ışık bozuktu. Evet. Araba geçmedi. Niye geçmiyorsun? Işık bozuk. Yeşilden neden geçmem diye okul otobüsünü durdurmuşsun. Japonlarda aidiyet vardır. Evet. Yani bir firmaya aidiyet duygusuyla bağlıdırlar Japonlar. Evet. Öl derler, ölürler yani. O evet. Japonlarda şeref de vardır biliyorsunuz. Bir işi başaramayınca intihar bile edebilirler. Evet, evet. O üçüncü Boğaziçi Köprüsü'nde de adam işi zamanında bitiremediği için ölmüştü. Yani istifa etmesi yeterliydi. Hatta bizde olsa
üstü bile örtülürdü ama sadece intihar edebildiği harekiri diyorlar. Yani Japonların öyle bir özelliği var. Evet. Japon kültüründe aidiyet duygusu var, sorumluluk alma duygusu var. Almanlarda disiplin var. İngilizler daha diplomatiktir. Benim gördüğüm diplomasiyi iyi bilirler tüm dünyada. Konuşmaları, yazışmaları iyi bilirler, sözleşmeleri iyi bilirler. Evet. Peki, Fransızlar da naziktir. Fransızlar naziktir. Fransızlar nazik ama... Kibardır. İtalyanlar bize benzer. Evet. Biraz Kayseri'dir İtalyanlar. Evet. Zaten İtalya'nın alt kısmı Türkiye'den gittiği söyleniyor ama evet. Biz merkezini söylüyoruz. Belki Kayseri'den de gitmiş olabilirler oraya. Etrüslerden andırmakta söylüyorum. Peki Türklerin girişimcilik özelliklerinde hangi prensip öne çıkar veya tarzları dünyada nasıl tanırlar, nasıl bilinirler? Valla Türkler hakikaten girişimci aslında. Evet. Türklerde bir şey var, iş yapma isteği var. Kendi başlarına özerk olma, özel olma isteği var. Bizim insanımız pratik zekaya sahip. Evet. Bu pratik zekayla ve çabuk hareket etmeye sahip. Yani bir işte İngiliz olsun, Amerika olsun bir yıl belki proje üstünde çalışabilir. Fizibilite yapar. Ondan sonra yavaş yavaş adım atar. Türk iki günde düşünüp üçüncü gün harekete geçebilir. Evet. Bu bizim hem iyi hem kötü özelliği. Bazen tuttuğumu çok güzel oluyor. Evet. Yani bizim Anadolu kaplanları dediğimiz sanayici dostlarımız var, abilerimiz var, büyüklerimizi takdir ettiğimiz bir sürü sanayicimiz var Anadolu kaplanı dediğimiz. Evet. Bu Anadolu kaplanları işte Antep'te, Konya'da, Kayseri'de birçok firmayı küçükten başlatıp, büyütüp ve yurt dışına ihracat yapan firmalar var. Ve bunlar hakikaten işini çok düzgün yapıp marka haline gelenler de var. Makine yapan, makine imal eden evet. firmalar da oluştu. Siz onları tanıdınız, gördünüz. Onlar yurt dışında saygın kimliğe sahip girişimciler, evet. sanayiciler. Onlar da ilk nesil mi acaba? Takdir etmek lazım. İlk nesil. Birçoğu. İlk nesil değil mi? Birçoğu ilk nesil. İkinci yani nesil olan da var. Kendilerinden sonrasına devredebilecek bir kurumsal çaba içerisindeler mi acaba? Sizin gözlemleriniz nedir? Birçoğu devredebilir. Yani bu marka olanlar. Marka olmak önemli. Evet. Marka olanlar yani yurt dışında da sürekli pazar olanlar devredebilir rahatlıkla. Evet. Bu yani, marka veya girişimcilik konusundaki genel bu bilgileri siz İhracatçılar Birliği'nde de seminer konusu olarak işlediniz. Evet. Değil mi? Gençlere yönelik. Gençler. Benden rica ettiler. Ben de hangi konulara ağırlık vererek anlattınız? Ders notlarınızda, ajandanızda? Ya benden şey istemişlerdi. Kendinizden yani case study gibi olsun. Evet. Vaka analizi siz olun. Evet. Buna göre neler düşündünüz? Neyi nasıl yaptınız? Onun gibi. Evet. Ondan da bahsedebilirim. Gelmeden önce aklıma bir şey geldi. Mesela Almanya'da girişimcilerin çoğu Türk. Hani dediniz ki yani evet. bakkal açan, şey, manav açan, dükkan açan Türkler. Almanlar şaşırıyor zaten bu kadar nasıl oluyor. Çünkü bir şeyde Almanya'da olsun, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde insanlar bir yerde çalışmayı daha mutlular. Evet. Giriş saati belli, çıkış saati belli. Hafta sonu, cumartesi, pazarı kendine ait. Maaşı güzel, gelecek korkusu yok, çocuklarının eğitimle, sağlığı iyi, problemleri yok. Onun için girişimcilere yanaşmıyorlar. Evet. Bu girişimciye yanaşan Türkler oluyor yurt dışında. Çünkü girişimcilik hakikaten 7 gün 24 saat. Evet. Bir bakkalı Almanya'da 7 gün 24 saat açık tutabiliyorlar. Eşi çalışıyor, çocuğu çalışıyor, kendisi evet. çalışıyor. Gece 12'de de açıklar. Yani evet. zahmetli iş, kolay evet. iş değil. Evet. Bunu bizim dostlarımız, vatandaşlarımız yapıyor. Evet, Avrupa'nın kolay anlayabileceği bir şey değil ama. Değil, değil. Evet. 7-24 hastanelerde biliyorlar sadece çalışmayı. Evet. Onlar vardiyalı çalışıyor zaten. Vardiyalı çalışıyorlar, doğru onlar da. Ama böyle esnaf dükkanlarında 7-24 karısı, çoluk çocuğuyla bir tabii, çalıştıran bizim. Çok önemli şey hakikaten. Bir insanın alın terini veya çalışarak böyle bir taş üstüne koyarak, piyasa ihtiyacı olan bir ürünü veya imalatı veya taahhütü ortaya çıkararak, bunu söylerken hani kesimler arasında fark yaratmak açısından değil, işini iyi yapması açısından söylüyorum. Yani bir bürokratın işini iyi yapması ne kadar saygınsa piyasaya tabii. çıkan bir insanın da riskleri göz önüne alarak tabii bunun kar ve zarar kardeştir. Tabii. Onun risklerini yüklenerek bir şeyler ortaya koyması da o kadar önemli. Bunu vurgulamak için söylüyorum. İnsanların çalıştıkları işlere göre ayırmak doğru bir şey değil. Sektörler, konjonktür, düzen, sistemler bunlar herkes farklılık arz eder. Doğu blokunda da insanlar, Batı blokunda da var. Afrika'nın ormanında da çalışan insan var. Amerika'nın en yüksek plazasında da var. Ama esas olan işe hakkını vermek. Evet. Ve dediğiniz gibi prensiplere itibariyle
o samimiyeti işin iyi bir şekilde tamamlanması ve kontratlara uygun bir şekilde hakkını vererek tamamlamak. Aynen öyle, hakkını vererek. Siz bu işlerden bir tanesini Manisa Organ Sanayi Bölgesi'nde yaptınız. Evet. Ben gördüm. Tabii çok fazla dolaşmadığım için belki başka örneklerde de çok önemli özellikler var ama bu taahhüt kapalı spor salonuydu. Çok önemli bir inşaat gibi geldi. Hatta yarısı da yere batıyor. Evet. Bu ilk işiniz miydi? Yani bu sektörde bu tür demir aksamlarını bir araya getirdi. Çelik konstrüksiyonla ilgili. Bu ilk işlerinizden biri miydi acaba? Yok, değildi. Değildi. Yani şöyle diyeyim, kapalı spor salonu olarak ilkti. Ama biz çelik konstrüksiyonu yıllardır yapıyoruz. 20 yıldır falan en aşağı fabrikalarda. Evet. Kreinler olsun, çelik konstrüksiyon fabrika olsun zaten yapmaktayız. Evet. Bu da bahsettiğiniz projede aslında okulun kampüsün ihalesini aldık OSB'den. Tabii bu OSB'miz çok güzel çalışıyor. Yönetimi çok başarılı. Başkanı o Sait Bey olsun, yönetim olsun, müdürlerimiz olsun. O ufku açık, vizyon sahibi insanlar. Böyle bir okulda ihale çıktı. Bunu kazanıp yapmak da bize nasip oldu. Evet. Ben de bunun mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Arkadaşlar muazzam proje sahibi de çok titiz çalışmış. Evet. Mimarı da. Evet. Statiği de düzgün yapılmış. Biz de işin taahhüt inşaat kısmını anahtar teslim yaptık. Şimdi görünen de salondan görüntü 2500 kişilik kapasiteli. Üstü çelik kubbeli. Biz buna tabii kule vinç falan kurduk. İlk yapımda kule vinç dediğimiz vinçle ilk türbinleri oluşturduk. Sonra kule vinci kaldırdık. Çatı için ayrı bir sistem kurduk. Çatıyı öyle yükselttik. Değişik metotlar uyguladık burada. Daha önce hiç uygulanmamış metotlar uygulayarak bunu gerçekleştirdik. Tabii bunun yanında bir yurt binası da var. 200 kişinin kalabildiği, yerden ısıtmalı havalandırmasının olduğu bir yurt. Çok bir 5 yıldız otel konforunda bir yurt var. Yine tabii 30 tane dersliğin olduğu, 15 tane atölyenin olduğu, laboratuvarların olduğu muazzam bir de okul binası var. Konferans salonu var okul binasında. Dört dörtlük bir kampüs oldu. Amfiteyatrosu da var açık bu arada. Evet. Buna biz yapım firması olarak, taahhüt firması olarak imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bize nasip oldu. Hakikaten güzel ama biraz daha dağıtılması lazım o kapalı spor salonu. Bu soruyu özellikle sormam nedeni şuydu. Oradaki entegrasyon gerektiren o devir, vida, vinç aksamlarının kalite standartlarını gerektiren o firma tercihleri ve proje uygulama safhalarındaki ustabaşları, şantiye şefleri olsun. O koordinasyonu sağlayabilecek takım çalışmasını siz masa başında mı? Nasıl arkadaşlarla bu kar zararla ilgili bir şey değil bu. Bu projeyi nasıl gerçekleştirebiliriz arkadaşlar? Kararını vermek hangi aşamalardan geçirmesine neden oluyor acaba? Şimdi tabii şu var, bizim 29 yıllık bir tecrübemiz var. Artık işe nereden başlayıp, nasıl devam edip, nasıl sonlandırabileceğimizi biliyoruz. Yani şimdi projeyi önünüze alırsınız, bakarsınız, kara kara düşünürsünüz bilmeyen biri için. Evet. Ama biz artık bir tecrübe var belki, şimdi o tecrübeyi burada anlatmak kolay değil. Şunun için sordum, bir girişimci vasfına sahip bir insan bir işi nereden başlayacağını, nasıl devam ettireceğini, hesapları nasıl yapacağını ve bunun takım çalışmasını nasıl yöneteceğini bilmesi gerekir düşüncesi örnek olması için sordum bunu. Evet. Siz süreci anlatır mısınız? Şimdi tabii biz alt yükleyicilerle bu proje bir bütün. Mekanik tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri var. Bizim yıllardır güvenerek, güvendiğimiz, çalıştığımız bir alt yükleyicimiz var mekanik konusunda. Onun da mühendis teknik grubu var. Bir elektrik işi çok önemli burada. Tüm aydınlatmalar, kablolama, trafolar, kompansasyon panoları, elektrik grubu alt yükleyicimiz var. Onun haricinde tabii bütün bu çelikle ilgili uzman çelik firmamız var sürekli çalıştığımız ve bildiğimiz. Onların da 3 boyutlu çalıştığı önemli programları var. Yani o kesimleri, eğrisel kesimleri yapabildikleri kendi makinaları var. 3 boyutlu çalışabildikleri imkanları var. Bunun çelik ekibi var, elektrik var, mekanik var. Onun haricinde tabii bizim kendi kalıp ekibimiz, beton ekibimiz, ince işlerle ilgili seramik ekibimiz, işte alçısı var, asma tavan ekibimiz, boya ekibimiz kendi bünyemizde. Onların tecrübeleri sadece sizin çalıştığınız firmadaki süreyle sınırlı değil, değil mi?
veya o ya genelde biz sürekli arka arka işler aldığımız için sürekli birçoğu sürekli bize çalışıyor. Bize çalışıyor. Olmadı. Başka yerlere tabii iş alıyor ama genelde biz onlara iş veriyoruz. Yani ara gerilerdeki kalite nosyonuna dikkat ediyoruz. Bunların başında en başında bir proje müdürü oluyor. Evet. Proje müdürü görevlendirmeleri yapıyor. Onun altında proje mühendisi, saha mühendisi, hak ediş mühendisi, maliyet mühendisi, iş programı mühendisi bunlar oluşuyor. Mimarımız oluyor sürekli. Bunların detayları çünkü bir de mekanikçinin makine mühendisi, elektrikten elektrik mühendisi bir kadro, bir heyet yani bir fabrikanın üretim tesisi gibi düşünün. Tamamen bir üretim yapacaksınız orada. Toprağa giriyorsunuz bir arsaya. Bir üretime başlayacaksınız. Yaklaşık 10-15 kişilik bir teknik kadro ve bunlar gün içinde zaten bir araya geliyorlar ve haftalık rutin toplantılar da oluyor. Kontrol firmasıyla beraber. OSB'nin de kontrol teşkilatı var. Onların da tabii ki mühendisi, mimarı oturuluyor. Kafa patlatılıyor ve iş yürürken de kararlar alınabiliyor. Evet. Yani projenin burası böyle de bunu böyle değiştirelim, bunu böyle yapalım gibi kararlar da alınacak. Ne kadar teknik konular. Yani dışarıdan şu işi şu iş kişi yapmış da ilgili bir şey değil bu. Değil. Yani orada kalite standartını ortaya çıkarabilmek çok önemli bir şey. Şimdi şunu soracağım Hakkı Bey. Siz şimdi pek çok sektörde de iş yapıyorsunuz. Fabrika inşaatları yapıyorsunuz. Evet. Otel inşaatları da yapıyorsunuz. Evet. Bir girişimcinin yatırım ufkunu değiştiren veya genişleten hangi duygudur acaba? Yani size yeni bir iş olarak daha önce çalışmadığınız bir sektörde bir proje geldiği zaman siz oradaki bu işi yaparım yapamam mı diye yoksa daha öncesinde o işi sizi çekmesi mi lazım? Tabii projeye ısınmanız da önemli. Yani çekmesi de lazım. Ya bu güzel bir proje. Bunda biz mutlaka olmalıyız. Bunu yapmalıyız diye içinizden geçebiliyor. Evet. En son fiyat verme aşamasında da olabiliyor bu. Evet. Bazı işlerin hacimleri çok büyük olabiliyor. Hacimsel olarak biz ona girmeyebiliyoruz. Evet. Bu bizi aşabilir. Ama bazı işlerde oluyor ki tam bizim kadromuza uygun diyoruz. Yani seçmiş oluyoruz aslında. Evet. Ve bu iş bizi heyecanlandıracak diyoruz. Bizim referanslarımızda olması lazım diyoruz. Ve gereken tüm kırımları yapıyoruz belki sırf işi almak için. Evet. Yapabileceğimiz tüm iyi satın almaları yapıyoruz. O da bir ciddi titiz çalışması gereken bir konu üstünde. En dip fiyatları bulup o işi alabilmenin heyecanıyla teklifi sunuyoruz. O heyecan sadece firma sahiplerinde değil, takım çalışması gerektiren takım, o komisyonlarda da duyulması lazım. Tabii. Aynı ruh bizim takımda da var. Evet. Bazen benim böyle acaba mı dediğim yerlerde arkadaşlarımız ya bunu alalım diyebiliyorlar. Evet. O da beni mutlu ediyor. Daha istekli olmaları hoş çok bir şey. Çok güzel bir şey. Alttan geliyor bu sefer. Alttan istek gelmesi daha hoş bir şey. Sektörel farklılıklardaki bu heyecan yanında eskilerin dükkanı büyütmek diye tabir ettikleri ticari işletmenin genişlemesi de söz konusu olabiliyor. Siz başka yerlerde de artık şube açmaya başladınız. Her yıl bir şube diye bazen şiarınız da vardı. Sloganımız vardı. Bir ara. Büyüme kavramıyla hani girişimcilik değil ama iş yapma arasındaki denklem nasıl olmalı sizce? Yani ben şurada başarılıyım artık büyüyebilir mi demesi gerekiyor. Yoksa büyümenin bir takım şartları mı var? O kararları almasındaki hangi donanlara bakması lazım aşağı bir iş adamı? Şimdi zaten bazen büyümeyi zorluyorlar. Yani müşteri sizi zorluyor. Evet. Alttan geliyor. Çok artık güzel. Çık diyorlar. Evet. Alttan geliyor. O da zaten siz de diyorsunuz ki artık zamanı geldi. Evet. Diyorsunuz. Mesela bizim Çanakkale'den Muğla'ya kadar hizmet verebiliyoruz malzeme satışı içinde. Malzeme satışı için. Evet, oradaki tüm müteahhitlere malzeme verebiliyoruz. İzmir'de çok yaygınız. İzmir'in önemli projelerinde yer alıyoruz. Evet. Hem malzeme satışı hem uygulama olarak Çeşme'de de. Evet. Bu yerlerde zaten biz 10 yıldır 15 yıldır varız. Biz diyoruz o zaman niye İzmir'de de bir fiziki olarak da bulunabiliriz? Aydın'da da fiziki olarak bulunabiliriz. Yani sadece git gelle olmaz. Bu zaten müşteri sizi çağırıyor artık buraya gel diyorlar. O doğrultuda artık büyüme kararı alabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buraya doğru büyüyebilirim. Tabii bu
işin önce oturması lazım. Evet. İşte yani Osmanlı'daki Akıncı birlikleri gibi. Yani önce Akıncı birliklere gidip evet. gelirler zorlarlar kaleleri. Kaleleri yavaş yavaş ele geçirir. Ondan sonra kalıcı olarak geçer. Onun gibi doğru. Biz Akıncı'dan işler şantiyelerde kalır. Ustabaşlı ama önce gidip sonra iş bekleme değil. Önce zaten oraları zapt edecek. Siz ondan sonra oraya geleceksiniz. Evet. Doğru. Pek çok yurt dışı seyahatiniz oluyor. Evet. Kendi sektörünüzdeki insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Çalışma tarzları onlarla herhalde çok fazla farklı değil eğer iyi işletmeyse. Çünkü evrensel olarak iyi bellidir. İyi olmayan taraf da bellidir. Sonuçları bellidir. Karşılaştırabilir. Değerler itibariyle bunları söylüyorum. Yoksa idealist anlamda değil. Önemli olan da bunlar olsa evet. gerek. Yani güncel yaşamda veya bir sistemin maliyet ve kazanç hesaplarının yapılmasında. Girişimcilik ruhunu güdüleyen farklılıkları söyledik. Pekala başarılarını nasıl kutlarlar? Şimdi bir yabancı iş adamı aynı sektörde ve büyük bir iş bitirdi. Bunu raporlayarak mı? Referans kaynağı olarak evet bunu arşive kaldırarak mı? İnternette sergileyerek tabii bunlar olması gereken bir şey. Fakat gurur. Ben bu işi yaptım gurur. Mesela bizdeki o heyecan başlarda gol attınca oluyor. Derslerde sınıfı geçince oluyor. Yani böyle bir gurur var mıdır? Evrensel anlamda bir iş yapma gururu. Yani o samimiyetle ilgili kişinin güvenle ilgili değil. Evet ben bu işi yaptım. Burada kendimle gurur duyabiliyorum. Ki bence çok insanidir ve belki de olması gerekir ama bunu hissedebiliyor mu? Yabancılardan karşılaştığınız aynı sektör temsilcilerindeki firma sahipleriyle. Tabii o aslında o gurur önemli. Belki o nihai gururu almak için bütün o çabalar sarf ediliyor. Evet. Herkes gururlanıyordur diye düşünüyorum yaptığı işten. Evet. Karşısına geçiyor. Ama tabii kendinde kalıyor. Yani benim de kendimde kalıyor sonuçta. Gidip farklı bir şey de yapmıyoruz. Evet. Tabii bu arada mesela İtalyanlara büyük bir fabrikayı çok kısa sürede çok ucuza yapmıştık. Evet. İtalya'dan fabrikanın sahibi gelmişti. Beni birebir kutladı, tanışmak istedi. Evet, evet, çok güzel. Ondan sonra İtalyanların böyle bir şeyi vardır, Sezar'ın bile Veni, Vidi, Vici gibi hani geldim, gördüm, yendim. Evet. Onun gibi üç kelime telaffuz etti. Very cheap, very fast, very good dedi. Yani çok ucuz, çok hızlı, çok güzel dedi. Bir iş adamı için anahtar yani kelimeler var. Üçünü de tutturmuşum. Hem hızlı evet. yapmışım, hem ucuz yapmışım, hem de güzel yapmışım. Çok güzel. Firmanın sahibinden, İtalya'dan gelen firmanın sahibinden bunu duymak mutlu etti, gurur duyuyorum. Tabii, duymuş oldum. Siz bu çalışmalarınızı veya deneyimlerinizi ileride şöyle notlar halinde biriktiriyor musunuz? Biriktirme düşünceniz var mı? Veya bu seminerler ihracatçı birliklerinde olduğu gibi. Bu deneyimlerin aktarılması lazım. Siz bu deneyimleri aktarmak için, tabii iş hayatının o disiplin gerektiren ve sıkı çalışma saatleri haricinde insan ailesi veya kendisinin aktiviteleriyle ilgili sınırlı bir zaman kalıyor ama ileride düşünür müsünüz bunları? Ya sosyal yardım derneklerinde, ya girişimcilik gibi bir takım iş adamları, özel sektör, kamu işbirliğindeki kuruluşlarda. Bunları nasıl aktarmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz var mı? Vallahi bugüne kadar olmadı. Şimdi daha çok sen da gençsiz olduğu için söylüyoruz da. Hani ileriye dönük böyle evet. bir aklınızda bir köşesinde var. Bunun için soruyorum. Siz aynı zamanda sosyal derneklerde de aktifsiniz. Yani sizi görüyoruz. Olmaya çalışıyorum evet. Aktifsiniz. Yani bir günlük içerisindeki çalışma hayatının disiplin gerektiren işleri o kadar saatleri boyuyor ki insanları buna nasıl vakit evet. bulabiliyorsunuz? Mesela o da var. Şimdi ben biyografi okumayı da çok severim. Evet. Çok önemlidir. Takdir ettiğim iş adamlarının ve biyografilerini okurum. Vehbi Koç'unkini okumuşumdur. Evet. Ne bileyim İsa Kolato'nun, Üzeyir Gari'nin, Akın evet. Öngör'ün, en son Hüsnü Özyen'in Faruk Eczacıbaşı'nın, Şarık Taran'ın, Enka'nın. Evet, evet. Ben gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Mutlaka okusunlar. Gerçek hayat hikayeleri, evet. gerçek nasıl ulaşmışlar, size neler düşünmüşler. Size gelinceye kadar önce onlar okusunlar. Onlar çok güzel. Onlardan bir şeyler koparmaya çalışıyorum. Mesela İsa Kolato'nun dediği bir şey vardı. Lüzumlu insan, lüzumsuz insan da iki kitap yapmıştı. Lüzumsuz insan, evet. işin içinde bir fiil olan bir patron. Ben diyor 20 yıl öyle çalıştım. Hakikaten ben düşündüm ben de 20 yıl öyle çalıştım. Evet. İşinin bir fil içinde yani toprağın içinde, çamurun içinde. Sonra lüzumsuz insan.
Artık diyor bu işi profesyonel yöneticilere teslim ettim diyor. CEO'lar, CFO'lar, teknik heyet, yönetim kurulu, şu bu. Ben kendimi geri çektim. Başka işler işte, sosyal hizmetler. Ne kıymetli bir adamdı o. Ben de o kitabı okudum. O İsveç'te kalorifer tesisatlarında, o demir çelik altlarındaki atölyelerde kaynak işçiliğiyle başlayan bir hayat kaynak hikayesi. İşiyle başlayan bir hayat hikayesi. Evet, doğru, siz de okumuşsunuz. İşte ondan dolayı bir dönem sonra da lüzumsuz insan olmak. Yani artık işi kurumsal boyuta getirip profesyonellere emanet edebilmek şirketi. Biz tabii öyle bir şey mümkün değil belki ama ben hayatımda bir denge oluşturmaya çalışıyorum her zaman için. Yani tam bir işkolik değilim. Kimseye de tavsiye etmem işkolikliği. Evet. İşi de gereğinde zamanında yapmak lazım. Ailenize önem vermek gerekiyor. Bunun yanında zevk aldığınız, keyif aldığınız işleri de yapmanızda fayda var. Ben sivil toplum örgütlerinde de yer alıyorum. Evet. Hayır işlerinde de yer alıyorum. Bunun yanında deniz gibi yurt dışında da gezilere gidiyorum. Belki benim ufkumu da açıyor. Evet. Bugüne kadar yaklaşık 40-50 ülkeye ziyaret ettim. 100 kadar şehri gezdim. Orada koleksiyonlar oluşturdum kendimce. Nedir hobiniz? Bir tür koleksiyonu. Orada her ülkeden aldığım böyle o ülkeye ait simgesel binalar var. Evet. Mesela Manisa deyince nedir? Muradiye Camii'dir. Evet. Onların maketlerini, biblolarını biriktiriyorum. İnşaatla ilgili, mimariyle ilgili olduğu için genelde o benim ilgimi çekiyor. Evet. Evet. Her şehrin böyle bir abidesi varsa, bir Pisa, İtalya'da Pisa Kulesi'dir. Ne bileyim, Venedik'te köprüsüdür. Bunları, maketlerini bulduğum zaman Sydney'in opera binasıdır gibi alıyorum. Öyle bir koleksiyonu da oluşturmuş oldum. Evet, gerçekten efsane bir bina değil mi orası? Sydney opera binası. İşte yurt dışındaki insanları tanımış oluyoruz. Kültürlerini tanımış oluyoruz. Müzelerini gezmiş oluyoruz. Fotoğraflarım, çok çok fotoğraf çekiyorum. Öyle mi? Fotoğraf yani, gözü de oluşuyor insanda çok çektikçe. Fotoğraf çekiyorsunuz. Artık bu profesyonel makine taşımak zor olduğu için yeni telefonlar da bu konuda bayağı başarılı. Evet. Taşıması da cepte taşındığı için ama bir bakış açısıdır fotoğrafçılıkta. Yani karenin içine neyi sığdırdığınız önemli, ışığı nasıl aldığınız önemli, o da gelişiyor. Demek ki hobide bir hayat felsefesini destekleyen. Tabii bir koleksiyoncu olmak lazım, gezmek lazım. Belki işte fotoğraf gibi onlarla uğraşmak lazım. Evet. Hem kafayı dağıtıyor çünkü iş hayatı stresli. Evet. Çalıştığınız şeyler, konular kolay değil, yoğun. Tempoda çalışıyorsunuz. Bir yerlerde belki soluklanmak gerekiyor. Spor yapmaya gayret ediyorum. Yüzmeyi severim. Denizlerde, havuzlarda yüzmeye gayret ediyorum. Evet. Yelken sporuyla ilgileniyorum. Denizle ilgileniyorsunuz. Denizle ilgileniyorum. Evet, güne yelken açabiliyorum. Yani bu tip tavsiye de ediyorum insanlara. Bunlar yaşadığınızın da kanıtı. Yani bir yaşanmışlıklar da lazım. Güzel anılar biriktirmek lazım. Bunun yanında da işle de beraber dengeli yürüyorsa tadından yenmez. Aslında hobilerle ilgili bir özel başlık açacaktı ama siz artık söylediniz. Hakikaten insanın hem dünya ufkusunu hem de kişisel gelişimini destekleyecek bir hobiye sahip olması ya işle örtüşen unsurlarla ya da işten çok ayrı. Çünkü bazıları da öyle. Ama zaten işle uğraşıyorum. Yani çok farklı bir şey olsun. Bahçıvanlıkla uğraşıyorum. Ağaç yetiştirmek, dikmekte veya denizde çok farklı bir şey olsun diye. Ama sizde o farklılık yok. Doğrudan dolayı hayat kaynağınızı estetikle besleyecek olan bu tür hobilerle işinizi örtüştürmüşsünüz. O şekilde bir düşünceniz var galiba, algınız var. Tabii hayattan tad almak, yaşamı renklendirebilmek, yaşadığımız hayatı renklendirmek. Hem çevremize katkı sağlayarak işte sivil toplum örgütlerinde. Hem de kendimize de bir şeyler katmamız lazım. Bunlar da girişimciliğin içerisine girer mi? Yeni bir hobi edinmek, o hobi içerisinde daha iyi bir şey, beceri kazanmak. Bu girişimciliği genel hatta itibariyle bence söylüyorum. Gerekli. Çünkü zaten tepe noktasında siz varsınız şirketlerin. Evet. Karar alma noktasında ben günde onlarca karar veriyorum. Bu kararların sağlıklı olması gerekiyor. Evet. Bu sağlıklı kararları vermek de sağlıklı vücutta, sağlıklı bir zihinde verebiliyorsunuz. Çok önemli bir şey bu. Evet. Bunu bir kez daha tekrar etmeye izin verin lütfen. Yani sağlıklı kararlar verilmek için sağlıklı vücut, sağlıklı dima, sağlıklı bir hayat. Ruh hali ve sağlıklı bir hayat lazım ki doğru kararlara ulaşabilelim. Evet. Buna göre de günlük yaşam disiplininiz de var herhalde. Tabii. Yani yatmak, kalkmak, evet. Ona uyarım. Hatta komşularım biraz şey yapar, benimle öyle şakalaşırlar.
Işıklar söndü, saatimizi ayarladık derler ve her gün aynı her gün aynı saatte burada yatıp aynı saatlerde kalkmaya, yani bir biyolojik ritim de sağlamaya gayret ediyor. Çok iyi. Ben, bu bence işte gelişimcinin vasıflarından birisi zaman kontrolü sağlamak, vücut kontrolü sağlamak, evet. Bir de zihin kontrolünü sağlamak, evet. Herhalde. Bunun yanında hedefleri olması, risklerini hesap etmesi ve elindeki imkanları da iyi değerlendirebilmesi. Evet. Güzel özetlediniz. Ve işin ilginç tarafı, daha önceden böyle bir ailevi tecrübe olmadan kendisi sıfırdan ve bir parkın bordür taşlarını en iyi şekilde yaparak mesleğe, evet, başlayıp şimdi bir plaza, yazdık, fabrika inşaatları. Fabrika inşaatları, oteller. Oteller. Binalar yapıyor. Otellerin bir kısmını da gördüm. Hakikaten çok iyi. Yani bazı uzay üstünü andırıyor, bazıları çok klasik, evet, iki katlı sayfiye türünü andırıyor. Yani o çeşitliği çok enteresan. Yani işinizi bir sınav ürün vasıftaki sonuçlarıyla odaklanmıyorsunuz, estetik katıyorsunuz. Hani gelen işler de öyle veya size, evet, gelen işlerdeki özellikler bunu hakkı ve bu şekilde iyi yapar düşüncesiyle özellikle tercih ediliyor belki de. Evet, şimdi tabii basma kalıp iş yapmıyoruz. Evet. Doğru. Düşününce böyle işler olunca da hakikaten bizim kapımızı çalıyorlar. Yani dediğiniz gibi, evet, bu firma yapar, bu işin altından kalkar diye kapımızı çalıyorlar. Evet. Teklif alıyorlar, yani en azından ihaleye davet ediyorlar. Evet. O İtalyan, buradaki yaptığınız fabrika inşaatını tamamladığınız firmanın genel müdürü, sahibi, evet, değil mi? Evet. Sahibiydi. Buraya gelip size o teşekkür etti. Peki, Türkiye'de tamamladığınız işler için... bu onarasyonu doğrudan doğruya işte bir sofra, işte bir kokteyl adamına söylemiyorum. Ya Hakkı Bey, hakikaten beklediğinizden de iyiydi veya çok iyi oldu. Bu tür teşekkürleri, çünkü bu zarafet de kalmadı artık bizim toplumumuzda da. Onu vurgulamak için söylüyorum. Böyle bir şey var mı? Başarının takdir edilmesi olayı var mı? Şimdi yapan da var, yapmayan da var diyeyim ben artık. Ama çoğunluk yapıyor, takdir ediyorlar. Bir firma açılış töreni yapmıştı, bize plaket vermişti, yani alkışlamışlardı, hoşumuza gitti. Yine OSB'nin 112 acil merkezinde biz yaptık inşaatını, evet, hatta üstüne helikopter de inebiliyor binanın. Öyle bir sağlam bir bina yaptık, evet, 112 acil merkezi. Evet. Onda da yine OSB Başkanımız Sait Türek bizi davet etmişti. O dönemin bakanının elinden plaket almıştık, onur etmişlerdi bizi. Unutamıyoruz tabii bu şeyleri. Güzel. O onorasyonu veya bu tür ödüllendirmeyi, yani manevi ödüllendirmeyi kendi komiterlerinizde, kendi çalışanlarınızda, emekçilerinizde, kendi o kurullarınızda aynı şekilde yansıtabiliyorsunuzdur mutlaka, eminim kişisel olarak da. Tamam. Onlar bu başarıyla nasıl bir gurur hissediyorlar? Yani bir maaşla mı ödüllendiriyorlar artık? Veya evet, bu bizim elimizden çıkan bir iştir diyerekten mi, evet, birbirlerini kutluyorlar? Ya da evet, biz bu işte iyiyiz, Hakkı Bey daha iyi işler için hazırız mı diyorlar? Yani nasıl mesaj iletiyorlar size aşağıdan? Vallahi hep pozitif mesajlar alıyorum. Benim, evet, arkadaşlarımız da benim gibi. Evet. Yani onlar da mutlaka kendi işlerini kursalardı, onlar da aynı şekilde büyürlerdi. Onların tercihleri bizim beraber çalışmak, takımın bir parçası olmak. Ve aynı ruh, aynı şey, mutluluk onlarda da var. Tabii ki bunu biz yaptık, ekip olarak yaptık diyebiliyorlar. İşte kurumsal kültür bu işte. Ve daha ötesine çıkmaya çalışıyorlar. Herkes bir çıtayı, evet, biraz yükseltmek istiyor. Evet. Dediğim gibi itici güç arkadan, alttan da geliyor bana. Evet. Son ziyaretimizde, gerçi zaman sınırlıydı, telaşla inmiştik. Fakat oradaki çalışanların mutluluğu, konumu, işe bakışlarındaki dikkati, hani gözümden kaçmadı. Hakikaten iyi bir ekibiniz var. Çalışma disiplini itibariyle de hakikaten karşılığını veriyorlar. Yani manevi olarak da zaten her zaman dikkatli olmaya, yardımlaşmaya da, maneviyete de önem veriyorum. Bunun yanı sıra maddi olarak da işte 29 sene oldu iş hayatımda. Evet. Biz de işçi 29 yıldır her hafta sonu parasını almıştır. Yani 29 sekmeden. Ya bu adamın hiçbir parası olmaz, evet, hiçbir sıkışmaz, hiçbir dara girmez. Mutlaka buluyoruz, buluşturuyoruz, evet, ve 29 yıldır her hafta sonu işçinin parasını veriyoruz. Her ay çalışanımızın parası veriyoruz. Devlete karşı tüm yükümlülüklerimizi 29 yıldır yerine getiriyoruz. Her ay sigorta, vergi, stopaj, tüm hepsi her ay ödenir. Bunlar bizim önceliklerimiz. Önce bunlar ödenir, ondan sonra bir şey kalıyorsa... devam eder. Bu prensip devam ediyor. Kaç kişi çalışıyor? Yani şantiye şefi olsun, şef olsun.
amir olsun. Yani şimdi inşaat işi biraz daha esnek. Neden? İş hacmi büyük bir iş alınca o işe yönelik zaten burada çalışan arkadaşlarımız da bunu bilincinde şey artıyor. Çalışan sayısı bir anda artıyor. Yani o işin gerektirdiği 10 mühendise 10 mühendis oluyor. Altında işte ne bileyim 300 işçi oluyorsa 300 işçi olabiliyor. İş bitince de küçülebiliyoruz. Ama benim sürekli inşaat firmasında sürekli çalışan bir 10 kişilik kadrom var. Teknik kadro, beyaz yaka var. Malzeme firmasında çalışan 45 kişilik bir kadrom var. 45 kişilik kadrom, evet. Bu işçiler değişebiliyor. Yani 50 kişi de olur, 300 kişi de olur. Alt yüklenicilerle bayağı da artabilir. Evet. Bir girişimci ruhunun açığa çıkmasında tek kişilik işler için tabii bir takım çalışmalar esastır. İşte kar zarar hesabını yapar. Ama kurumsal kimliğe de evrilebilecek tecrübeyi kazanmak zaman ister ve oradaki alt çalışan gruplarıyla iletişim çok önemlidir. Bu arada kurumsal kültür olarak, kurumsal kimlik olarak da evet adını yükseğe yazdırmasına neden olur. Ve buradaki vecibeleri de yerine getirmesi de gerekiyor. Belki de esas sıkıntılardan bir tanesi de bu. Biz kar zarar, gelir gider veya ödeme kontrat ilişkisini belki çok doğru düzgün yapamıyoruz. Başka firmalar açısından söylüyorum. Kimileri artık geciktiriyorlar veya hileli iflas, konkordatolar ilan ediliyor. Bu insanlar da var. Toplumda iyi ve kötünün ayrılması, iyi çalışanla kötü çalışanın, verim sağlayanla verimsiz olan, lüzumlu insanla lüzumsuz insan ayrılmasındaki konjonktür demiyorum, sistematik olarak sizce nasıl bir kanuni fark olması lazım, yasal mevzuat fark olması lazım? Bu Türkiye için demiyorum. Genel evrensel değerler itibariyle söylüyorum. Siz şimdi verginizi veriyorsunuz. Verginizi vermeyen başkasının, vergisini vermeyenlerin karşılaştırılması lazım. Bu toplumsal ödüllendirme sistemi olsun. Bu kanun mevzuatlarda olsun. Ya da iş istikatlarda olsun. Yani böyle bir pozitif ayrımcılıkla karşılaştınız mı devlet nezdinde? Yani pek olmuyor tabii. Evet. Pek olmuyor. Şimdi bir sigortada biz peşin yatırdığımız için belki bir %5'lik bir indirme tabi tutuyor ama bu vergi konusunda da hep bekliyorduk. Evet. Bir türlü çıkmadı. Yani sürekli düzgün yatıranlara bir ödül, %3'lük bir ödül çıkacak gibi oldu ama tam netleşmedi. Ama işin daha kötüsü pek çok iş adamının KDV alacağı var. O da var, evet. O büyük bir sorun. Ya işte ona dikkat çekmek istiyorum. Yani lüzumlu adam, lüzumsuz adam ayrımını çalışan veya az çalışan üzerinden, değerler sistematiğindeki işi hakkını veren kişiler üzerinden bu tür değerlendirmeler yapılırken piyasada çalışan insanların ödüllendirilmesi, o kadar da belli çalışmayan insanların ise onlarla aynı kategoriye konulmaması lazım. Şimdi, bu toplum nezdinde de, devlet nezdinde de, yani vatandaşlık anlamında değil, iş anlamında söylüyorum. Şöyle olabilir, yani şimdi serbest ekonomimiz var. Genelde tüm dünyada artık serbest ekonomi var. Liberal ekonomi var. Hür teşebbüs var. Ama bunları yönetip yönlendirecek olan belki devlet. Evet. Şimdi benim duyduğum, yani bir Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bir mahallede bir bakkal varsa ikincisine izin vermiyor. Evet. Çünkü o ikincisi açıldı, birbirlerini yiyecekler. Bu işin kuralı bu. Evet. Ve ikisini birbirini bitirecek. Bu kimse kimseye faydası yok. Ne orada mahallede yaşayanlara faydası var, ne birbirlerine o kişilere faydası var. Onun için diyor ki mahallenin kaldıracağı bir bakkal var, ikinciye izin vermem. Ya da bir şehirde ne bileyim bir tane süpermarket ya da bir tane telefoncu, bir tane şey, ikinciye izin vermem çok diyor. Çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, ikinciye izin vermem diyor. O zaman hakikaten işi düzgün yapanlar devam ediyor. Yapan da para kazanıyor. Çalışanlar da paralarını alabiliyor. Devlet de parasını alıyor. Herkes parasını almış oluyor. Evet. Öbür türlü ne olacak? O girdi yanına bir tane daha aynısından, yanına bir tane daha aynısından. Ve bu sefer bir rekabet başlıyor. İster istemez başlıyor. Para kırılıyor, kırılıyor. Bu sefer kârsız satışlar başlıyor. Kârsız satışlar başlayınca o da yanındakinin parasını ödeyemiyor. Devlete yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Belki müşteriye doğru hizmet sunamıyor. Bir kısır kötü döngü oluyor. Bu en önemli örneklerden birisi de sanırım inşaat sektöründe bu böyle. Evet, inşaat sektöründe de yani okuma yazma biliyorsanız müteahhit olabiliyorsunuz. Bir problem yok. Belki buna da bir şimdi yeni bir kanun çalışması var duyuyorum.
inşallah gerçekleşir. Yani bir limitler koyup o limitlere göre hangi firma hangi işi alabilir bunun yönlendirmesi yapılacak. Şimdi siz sektörün içindesiniz. Tedarik malzemeleri alışveriş mağazası sahibisiniz. Evet. Ve piyasa nabzını da iyi tutuyorsunuz. Hakikaten böyle bir kriter olması gerekiyor mu? İnşaat sektörü özelinden başlayalım diğer soruya geçmeden. Yani piyasaya giriş çıkışlarda belirli bir ruhsat, ehliyet aranması gerekiyor değil mi? Gerekiyor. Yani şu anda ne bileyim bir berber dükkanı açmak isteseniz ustalık belgesi lazım. Usta olmayana saçınızı emanet edemiyorsunuz. Bizlerde saç yok ama saçı olanlar yani ustalık belgesi olmayanlar da berber açtırmıyorlar. Şimdi tabii ki bir inşaat, konut en önemli şey. Yaşadığınız evet. alan evet. hem estetik açıdan hem estetik açıdan önemli bir husus. Bunu mutlaka işi ehlini alıp yapması lazım. Yani bu üniversite mezunu olmasına gerek yok. Tabii. Ama yeterli şartları yerine getirmesi lazım. Evet. Belki sermaye olarak, belki yanında mühendis çalıştırarak ama bir şartları yerine getirip berber kolay açamıyorsanız bir müteahhitlik ofisinde bence kolay açılamamalı. Hakkı Bey, yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz. Önce ben kişisel önerimi söyleyeyim, sonra sizin görüşlerinizi alayım. Hayatta hani lüzumluluk, lüzumsuzlukla ilgili maddi bir karşılık anlamında değil ama evrensel anlamda taşı üstüne taş koyan, hani zihinsel olarak, biyolojik olarak, işlevsel, işte iş adamı kimliğiyle, piyasada alışveriş olarak çalışan insanların hakikaten emek değerine itibariyle bir saygınlığı olması lazım. Her iş konuda. Tabii. Hani karşılaştırmak açısından, hani taksi şoförünün de, kamyon şoförünün de, İşte bir lüks araba sahibinin de emekleri oranında belirli bir saygınlığı hak ettiklerini ve o emekliye para karşılığı değil, o işin hakkını vermek açısından böyle bir ahlaki evet. yapının olması gerektiğini düşünüyorum. Siz bu ahlaki yapıyı hani emek karşılığı mı değerlendirirsiniz işi hakkını vermek yönünden yoksa girişimcilik vizyonerliği açısından mı değerlendirirsiniz? Yani bir insan sadece bir işte o işte çalışıyor olmanın değeri midir hak ettiği? Yoksa o işi geliştirmenin de bir katma değeri var mıdır? Evet ya bu adam girişimci bir adam. İşini daha iyi yapmaya çalışıyor. Diyerekten böyle bir ölçüt getirebilir misiniz? O ahlak önemli bir unsur. Evet. Öncelikle hani hep diyoruz yani mühendis olabilirsin, doktor olabilirsin, hakim olabilirsin ama ahlaklı olmak gerekiyor. Evet. O önemli ilk şart ahlak kriterleri. Yani ya da dediğiniz gibi başka mesleklerden de olabilirsiniz. Bir kamyon şoförü olabilirsiniz. Tabii. Bir garson olabilirsiniz. Hepsi bir saygıdeğer meslektir. İnsan, o insanlar o işi layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlarsa ne mutlu. Evet. Bu insanlar da bence doğru yönde motive edilmeli. Yani işte doğru yönde motive edilmeli. Evet. Nasıl o motivasyonu sağlamak lazım? Öncelikle işini iyi yaptığı için bravo demek bizim toplumumuzda az bulunan bir meziyet. Evet. Takdir. Ondan sonra takdir eden bir insan önünü açmak üzere. Ya evet sen bu işi iyi yapıyorsun, bunları da yapabilirsin diyerekten teşvik mekanizmasının da olması gerekir mi acaba? Tabii bir maddi manevi desteklenmesi de lazım. Bir prim sistemi olabilir, başka bir şey olabilir. Bir mutluluk sağlanması lazım motivasyonu arttırıcı. Evet. Bizim toplumumuzda bu yaygın değil herhalde değil evet. mi? Biz gülümsemeyi bunu unuttuk. Biri, en güzel sevap karşı tarafa gülümsemek. Doğru. Gülümsemek bedava. Doğru. Girişimciliği sadece piyasanın alışveriş sistematiğinde düşünmemek lazım. Bilimsel olarak, zihinsel olarak, hatta bireysel sporlarda çok önemlidir rekabetçi olarak. Yani insanın kendisini aşmaya dönük veya daha iyisi için daha fazla çaba sarf etmekten çekinmemeye dönük o güdüler bence çok önemli. Ve bunun da ahlaki vasıfına ilişkin niteliğin ortaya konması o işin sistematiği açısından işte bu ülkede böyle bir rejim var, böyle bir ahlak var, böyle bir ideal var, medeniyet açısından böyle bir gelişmişlik var diyebileceğiniz doneleri temsil ediyor. Özellikle bireysel sporlarda, denizcilik de o bireysel spor açısından örnek olduğu için söylüyorum. Bizim toplumda bu insanların teşvik edilmesinde nasıl bir algı mekanizması doğurmak lazım? Hangi unsurlardan faydalanmak lazım? Mesela dinimizde Allah çalışanı karşılığını verir diyor. Yani bu tür motivasyonların nasıl ortaya çıkarılması lazım sizce? Zihinsel olarak nasıl insanları etkileyebiliriz? Nasıl onları teşvik edebiliriz veya etmemiz gerekir? Ya işte son dönemlerde yani tüm dünyada bu böyle oldu. Biraz maddiyat ön plana çıktı maalesef.
Evet. O zaman zenginlik tek kriter oldu. Bu yanlış. İnsanlık tek kriter olmalı. İyi ahlak tek kriter olmalı ve bunlar ödüllendirilmeli. Yani iyi örnekleri belki televizyonda görmemiz lazım. Evet. Radyoda görmemiz lazım. Ve bu iyi örnekler, yani Manisa'da çok önemli sporcular var. Şimdi gençlerimiz ben görüyorum atletizmde falan çok ciddi başarılar elde eden atletlerimiz var. Jimnastikte başarı elde eden güzel ekiplerimiz var. Manisa'dan hatta çıkıyor. Gurur duyuyorum ben onlarla. O çocuklar böyle bir başarıyı elde ediyorlarsa demek ki bunun arkasında ciddi, disiplinli bir çalışma var. Ve işini düzgün yapar zaten ahlaklı yapıyorlar. Yani atlet de olabilir, jimnastikçi de olabilir. Bunların ön plana çıkarması lazım insan. Hem medyanın evet. ve insanların da bunları desteklemesi lazım. Toplumun desteklemesi lazım. O zaman ya da bir konuda kendini yetiştirmiş, akademik ünvan almış, profesör olmuş, bilim adamı olmuş, işte son dönemde Amerika'ya gitmiş, Nobel ödülü alan Türk insanımız Aziz Sancar. Sancar, evet. Yani bu Aziz Sancar gibi isimlerin sürekli belki gündeme gelmesi lazım. Yani insanlar bak bilimle uğraşmışlar, ne kadar saygın olmuş, ne kadar itibarlı bir insan, dünya çapında olmuş ve insanlık için çalışıyor, insanların sağlığı için çalışıyor. Bunların daha yüceltilmesi lazım. Evet, evsel olarak gösterilmesi böyle lazım. Böyle yüce örnek olarak gösterilmesi lazım ki biz de bunları örnek alalım. Evet. Yani evet. gençler de bu insanlara ben de bilim adamı olayım, ben de bir şeyler keşfedeyim, İnşallah ben de bir Nobel ödülü alırım. Evet. Ya da bir roman evet. yazarım, bir, ne güzel bir Pulitzer ödülü alırım, bir roman yazarım. Bu olması lazım. Yani bu olması lazım. Ama şu anda başka şeyler popüler. Gençler de tabii ona yöneliyor. Popülerliği buraya doğru almak lazım. İdeali öyle koymak lazım. İyi bir roman yazarı, iyi bir müteahhit, evet. iyi bir iş adamı, evet. iyi bir bürokrat, iyi bir diplomat, iyi bir kamu hizmetlisi. Evet, aynen öyle. İyi bir memur, iyi bir ev hanımı, iyi bir beyefendi yani kendi özellikle itibariyle. İyi bir garson da önemli. İyi mesela bir garson. Evet. Şimdi diyelim ki girişimcisiniz. Yatırım vaktimiz var mı şöyle bak. Girişimcisiniz, yatırımcısınız. Antalya'da lüks bir otel yaptınız. 500 milyon dolar harcadınız. Korkunç paralar. Ya turistler geldi, masaya oturdu, yeni süper envai çeşit kuş sütü eksik olmayan bir açık büfe hazırladınız. Ama garson getirdi bardağı, şöyle koydu önüne. Bir ben şimdi ben yapmadım fazla. Şöyle bastırarak koydu. Evet. İş bitti. İş bitti. Müşteri oraya bir daha gelmez. Yani maalesef böyle yani iyi bir garson da o 500 milyonluk oteli kalkınacak olan insan evet. ama o işte o işe liyakat önemli yani işi gerçekten doğru yapabilecek kişi. Ahlaklı olması önemli, işini sevmesi önemli, kendini işine vermesi önemli. Belki öyle öyle onun için de bir başarı hikayesi olabilir. Onu hizmetini beğenen oraya gelen bir müşteri onu başka bir yere çağırabilir. Evet doğru. Sayın izleyicilerimiz, bugün iyi örnekli girişimcilik üzerinden Hakkı İşcan'la sohbet ettik. Programın sonuna geldik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız davetimizi kabul ettiğiniz için. Ederim. Çok sağ olun. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.